geliyor, kurt geliyor. Bayağı üzülmüş ya. Fiyatları değiştirmiştir kesin. Of, işte bu dürüm. Ne oğlum bu dürüm? Nasıl iyi bu dürüm ya? İzle şimdi. Of canım çekti. Lan onun içinde tavuğu bulamazsın ki. Yani var mı şimdi? Olay burada. 30 liraya karnını doyurmak mümkün değil abi. Doping. Burası... Ekmek arası baharat. Bak şu 30 lira. Şu 30 lira hocam. Lan sararken de bir tane bir tavuk parçası düşüverdi sararken. Şu uzunluk beni benden alıyor abi ya. Şöyle uzun olunca fena keyifleniyor. Sultan Ayet'i 3. eniklamış. Çok teşekkür ederim. Oğlum bu ne lan böyle? Bu nasıl bir performans amına koyayım? Oyuncu olsaydınız yani. Yasak bu. Yapamazlar öyle bir şey. Videodan sonra işten atılmışlardır. Şikayet edeceğim ben. Videoyu geçtim. Ben mesela böyle şeyler bu toplara çok girmem anladın mı? Çünkü çok dillendirmeyi sevmem yani. Daha kavuşmaz. Nerede geliyorum lan? Ama biz Mesoş'la her daim karşılaşıyoruz. Şurada. Gene mi çektin dümdük? Arkadaşa gittim Kele. Şurada. Bir tane bir arkadaşım var. Ha? Hasta mı oldun sen? He. Ayaklarım var? Hep yara. Kız herkes senin güzelliğini konuşuyor. Allah'ım. Şu ne? Ay. Ne? Atkın. Çekil lan. Nasılsın bu hayatım? Bu vaziyetinle gavur. Çok iyi olmamış mıyım? Nereden geliyor? Arkadaşa gitmiştim. Siktir. Kimden? Ay aşk olsun ya, gidemem mi? Saçların ne kadar güzel olmuş lan. Çok iyiydi. Kim yaptı? Ben yaptım. Yalanım vata. Kız gerçekten ben yaptım. Azize'ye gel de oturak. Olur, gidelim bir gün Azize'ye. Ne zaman? Bu hafta bir ayar çekelim. Siktir. Samimiyet 100 amına koyayım. Sen artık gitmelisin.
vakit çok geç olmadan. Lan bir susun, dinleyelim kadını. Ya konserlerde böyle bir sıkıntı var abi ya. Gidiyorsun orada, sahnedeki adam söylüyor. Yanındaki ciyak ciyak bağırıyor. Öbürküsü bağırıyor. Tonu şaşırtıyorlar. Bayağıdır gitmedim konsere. Köprüden eşimiz var. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim. Köprü karşıya geçiyoruz. İşte Avrupa yakasayı mı? Beyoğlu. Gidiyoruz. Tamam da ben daha önce de geldim. Bu köprüden geçmedik. Şimdi köprüden geçiyoruz. Abi Avrasya Tüneli'ne falan geçmiş olmayasın. Ya ne tünel abi? Düz yoldu. Düz yoldan daha önce de geldim de geçtim. Şimdi sen köprüden getiriyorsun. Ne abi, yapmaya çalışıyorsun? Abi şimdi öncelikle sen niye bağırıyorsun ki? Abi niye bağırmayayım ya? Her geldiğimde bir sorun ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Abi sen iyi misin? İyiyim. Şaka mı bu? Sarısı bir mi duruyor? Vallahi öyle duruyorsun şu an ben. Bu ne ya? Şaka mı ya? Köprüde Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir vatandaş kendisini karşıya götüren taksiciye köprüden geçirdiği için kızdı. Köprüsü karşıya geçmek isteyen adam, daha önce de geldim düz yoldan Avrupa yakasına geçtim. Sen beni köprüden geçiriyorsun. Geçtin ne abicim? 150 gram kokain çektikten sonra geçti senin haberin. Sen şimdi kafan ayıksa tabii anladın mı? Şimdi öyle geçemezsin. Onu ben sana söyleyeyim. Ya abi bırak ya, Allah'ını seversen ya. Daha önce geldim düz yol diyorum, sen bana tünel diyorsun. Tünelle düz yolun arasındaki farkı bilmiyoruz muyuz biz? Tünel dediğin üstü kapalı, ışıklar mışıklar olur yukarıda. Şimdi biz tünelden geçiyoruz, köprüden geçiyoruz. Daha önce düz yol diyorum sana, sen bana tünel diyorsun. Abi bak, biz Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiyoruz ya hani. Avrupa yakasında böyle köprü var, ya köprüden geçersin ya tünelden geçersin. Avrupa yakasına geçiyoruz diyor. Sanki daha önce uzaydan geçtim, ben de sana diyorum ki yine aynı şekilde karşıya geçtim. Uzaya geçtim demiyorum, bir düz yoldan geçtim. Abi sen nerede? Bu arada Yusuf Güney'e çok dikkat edin, şu an dünyada değilmiş, haberiniz olsun. Gelecek ama. Aha, nereye gitmiş? Hayda. He. Üçüncü kapıya gitti, ben öyle biliyorum. Gelecek ama, onu söyleyeyim. Yusuf Güney gelecek, inşallah anlatırsa bazı şeyleri. Ben de biliyorum, ben de konuşurum. O anlatırsa ben de konuşurum. Onu söyleyeyim. Ben şimdi bir şey söyleyemem. O anlatsın, önce anlatsın, ondan sonra ben konuşacağım. Nerede yaşıyorsun? Gaziantep'te yaşıyorum ben. De belli abi, herhalde bilmiyorum burayı. Sen İbo, bu tamam, bilmiyorum diye sen de bana bunu yapıyorsun. İşte bilmiyorum diye ben tünelden geçiriyorsun. Çağla. Tünelden geçiriyorsun. Bence sen sakinleş. Tamam mı? Bak geldik zaten. Sen sakinleş. Burada yazan parayı da öde, in. Tamam. Abicim bak. Ne oldu lan acaba sonunda? Şimdi vatandaşta da bir önyargı var, anladın mı? İstanbul taksicileri hakkında çok fazla konuşulduğu için bir önyargı ile gelmiş belli ki, ama bu da bir tık abartı amına koyayım yani, kıta değiştiriyorsun lan. Ne yapacağız yani, uçacak halimiz yok. Kurgu çekiyor bu abi. Olabilir. Bilmiyorum. Nasıl? Oy. Bu nasıl bir at oğlum? Selahattin. Karıda. Dere gere ve. Recep Tayyip Erdoğan. Orası onu istiyor. Oğlum on numara inanılmaz at lan. Şöyle bir atım olsa var ya. Alalım abi, at satın alabiliyoruz. 2 milyondan başlıyor. Nereye alacağız amına koyayım? Şeye mi koyacağız? Üst kata mı? Bahçeli. Maminin odası. Lan bahçeli ev öyle bir şey mi amına koyayım ya? Bahçeli dedin. Şu götüm kadar alan var yani. Orada ne yapacak at? Tamam, midilli alalım o zaman. Onu komşu da ne diyecek yani? Adam geldi buraya yeni taşındı. At getirdi mi diyecekler benim için? Mantık bir çerçevenden bir geçir bakalım Karaman. Senin yan komşunda at olsa mesela, senin tepkin ne olur? Kirlenir bu, siyahını alalım. Orhan Karaman'ın atı vardı. Nerede vardı atı Orhan Karaman'ın? Rusya'da. Ya senin baban yani ya. Ne iş yapıyor ya baban? Babam emekli. Neyden emekli? Bu nasıl bir yatırım işi lan? Bilmiyorum valla. Nasıl ya Karaman? Nasıl yani bilmiyorum valla?
Yeni bir şey öğreniyoruz şu an. Karaman ailesi araştırılsın ya. Hayır hayır, baban Rusya'da çalışmaya mı gitti bir dönem? Baraj yapıyorlardı işte. Boyabat barajının da falan çalıştı. Vay be. Baraj yapıyorlardı. Rusya'ya gidince at mı almış? Evet. Ne oldu ata? Bilmiyorum ki, satmıştır. Karaman bildiğin doğru bir info ver ya. Kanka sen bu at... Niye sen bu araba gibi davranıyorsun? Bu at ya bu. Ya hayır, fotoğrafları var ya, oradan biliyorum ben de. Tamam da yani at almış yani. Nerede baktı? Çiftlik mi tuttu? Ulan ne yaptı? Ulan bir bağlantınız çıkacak sizin. Belli olmaz. Neyse, sorgulamayacağım ya. Sorgularsan piçim bak, sorgulamayacağım. Niye şaşırdınız ki bu kadar? Lan normal mi sen camına koyun? Benim kanalımın tasarımcısının babası Rusya'da bir dönem çalışmış. Ne iş yaptığını bilmiyor. Bir de orada at almış mesela. Bırak biraz şaşırayım yani. Ne yapıyor oğlum bu kadın ya? Ya manyak mısın ablacığım? Ne yapıyorsun ya? Bu taciz yani bu. Baya. Şuna bak. Vallahi taciz oğlum. Durdurmuyor. Herkes çekiyor. Japonlar da hiç sevmez ha öyle telefon çekimi falan filan. Adam bana zorla sildirdi videoyu. Hadi oyuna girelim ya, sonra bakarız videolara. Bu ne oğlum, bu ne lan? Aynen abi, en çok sen gittin Japonya'ya. Ben şerefsiz, sizi de götürmedim mi? Zaten kaç gün kaldım? 5 gün yayın açtım oğlum. Arabadan memnun musun, tavsiye eder misin? Ya memnunum da bir şey söyleyeceğim, anlayan arkadaşlar varsa. Galiba bunun kronik sıkıntısı olan bu terleme, yağ terlemesi olayı benim arabada mevcut. Onu büyük ihtimalle götürmem lazım, bir baktırmam lazım. Abi sen cam silecek suyuna kapak aldın mı? Yok. Nasıl ya abi? Yani kronikmiş zaten bu arabalarda da, terleme yapıyor yani... şeyinin değişmesi lazım galiba. Sadece terleme yapmıyor olabilir. Belki birazcık yağ kaçırma olayı da olabilir, bilmiyorum. Aa, motor inecek. Yağ damla... Yani şöyle, bana şey demişti oradaki usta. Arabayı park halinde bırakıyorsun ya. Birkaç gün binme. Sonra arabayı çıkart. Park ettiğin yerde bir ıslaklık, bir şey var mı ona bir bak demişti. Ben de baktım. Var amına koyayım. Eksilti olabilir. Yağ eksilti olabilir. Arabayı da biraz ucuza almıştım ayıptır söylemesi. Pahalıya okutalım hemen abi. Bilmiyorum. Belki çözülebilecek bir sorundur yani. Çok masraflı değildir umarım. Yani 300K 500K falan yazıyorlar da hiç zannetmiyorum o kadar olmaz yani. Peugeot, evet. Peugeot Cayenne. Peugeot 206. Peugeot 206 Cayenne. Abi hemen yol yakınken Nesin arabayla takas edelim. Elimizde kalmasın. Onu bir Maslak abi götürmem lazım. Heh, gel abi Hüseyin abiye gidelim. Maslak abi götüreyim. Hasan senle gel Maslak'a da güzel bir menemen yedireyim sana. Geliyor. Sanayi menemeni. Siz sanayi tostu yemişsiniz. Sanayi menemeni...
yedireyim sana. Bir... Hatta sana abi sanayide işe mi soksak birkaç ay ya? Var. İstiyorsan benim eniştem var. Dükkanı var orada. İstiyorsan bir hemen... kafasını sıfırlasın. Hemen işe başlarsın araba altına yatarsın hemen anında. Şimdi o pozdan sonra araba altına yatmaktan gocunmayacaksın. Hiç çekinmem bile. Maslak çok pahalı da işte benim eniştem Maslak'ta. Onun çevresi falan var. Oradan çözecekler. Çözerler. ...2016 model. Bu... Abi batak da var. Kızma birader de var. Performansı güzel. Bir tık... Ben psikolojik de olabilir. Performansı birazcık eksildi gibi hissediyorum. O yağı gördükten sonra, yerde yağ gördükten sonra... Sanki böyle bir tık performansı... şey olmuş gibi. Bence psikolojik de abi o. Sendeki. Yağ arabayla takaslayalım. Yağ eksittiyse performansı sıkıntı olur. 140 kilometrede. Ya o bence performans eksilse bile anlayamazsın o kadarcıktan. Ama şöyle söyleyeyim. Araç dizel. Oradaki expert şey demişti. Bu demişti yani ben 150 tane bundan baktıysam bunu cımbızla çekerim. İlk onumda olur yani çok temiz demişti arabaya. 140 bin araç malın hele bir de dizel. Aldık işte oğlum. Satarken de ona göre satacaksın. Yatırım yani. Neyse yapacak bir şey yok. Olmadı satacağız chatten birisini okuturum ben. Gizem GG abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Sultan'ı okumuştuk sağ olsun. Ne dedim mami bir daha söyle. Batak da var güzel. Kızma birader de var. Bu gece sabaha karşı bir şeyler dönebilir. 3.0 dizellerde normal abi 180-190 bine kadar 1000 gözü kapalı satarsın. Yani evet. Taksitini bitireyim satayım. Abi bir daha söyler misin ne dediğini ben hala anlayamadım. İstediğin oyunlar hazır abi. Hangi oyunları istemiştin Mami? Kızma birader de. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like. Gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.